Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Bu eğitimde öğreneceğimiz veri modeli DAX ve Power Query bilgisini Microsoft'un 3 farklı yazılım sisteminde kullanabiliriz. Power BI'nin ilk çıkışı yaklaşık 2009 yılının sonlarına doğru önce Excel'e Power Pivot isimli bir eklentiyle başladı. Daha sonra 2015 yılında Microsoft Power BI.com servisini ve Power BI Desktop'ı e, hizmete sunmaya başladı. Microsoft'un Enterprise seviye, kurumsal seviye olarak konumladığı SQL Server Analysis Service versiyonu gene benzer bir dönemde MDX modundan e, modellemeye geçti. Biz Power BI.com'a çıkmayalım, lisanslarla uğraşmayalım, Excel'de kullanalım derseniz Power Pivot'u bu eğitimde öğreneceğimiz bütün bilgiler Excel'deki PowerPoint eklentisi için de geçerli. Excel 2013 versiyonu ve üstünü kullanıyorsanız eğer PowerPoint eklentisini kurmanız mümkün. 365 versiyonu kullanıyorsanız zaten hepsi herhangi bir eklenti kurmanıza da gerek kalmadan sadece aktive ederek kullanabileceğiniz bir durum. Dilerseniz bu eklentiyi Excel'de nasıl kullanabileceğimize birlikte bir göz atalım. Benim kullandığım Excel versiyonu Office 365 versiyonu. Eğer Power Pivot eklentisini bu versiyonda kullanmak istersek, öncelikle aktive etmemiz gerekiyor. Nereden aktive edeceğiz? File menüsüne geliyorum, File Options, buradaki Add-inslerden, Add-ins bölümünden Manage Com Add-ins'i açarsanız, buradaki Power Pivot eklentisini aktif hale getirebilirsiniz. 365 versiyonu kullanıyorsanız Power Query zaten defaultta yani varsayılan mod olarak 365'deki Excel'in içerisinde çıkıyor. Nerede çıkıyor? Data menüsünün altında çıkıyor. Data sekmesine geliyorum. Get data. Şimdi Power Pivot ve Power BI'nin arkasındaki Engine, analitik motor, tabulur engine diye geçiyor. Her iki uygulamadaki temel yapı birbiriyle neredeyse aynı ama arada ufak nüanslar var, farklılıklar var. O farklılıklardan bir tanesini göstermek için SQL sunucudan daha önce kullandığımız veri setine bağlanacağım. From database, from SQL server adresi yazıyorum. Satışlar flat. Advanced opsiyonu açalım. Hatırlarsanız bu veri tabanından data okurken, veri okurken bize soruyordu Power BI Desktop'ta import mi edeyim, direct query mi bağlanayım. Excel'de sormuyor. Farklılardan bir tanesi bu. Power Pivot'u kullanırsak direct query diye bir mod yok. Sadece ve sadece import var. Peki bağlantımızı yapalım. Benzer şekilde Power BI desktop'tan bağlandığımızda aynı anda birden fazla veri kaynağın tabloyu veya view'u seçmemize müsaade ederken burada sadece aynı anda bir tanesini seçmemize müsaade ediyor. Satışlara bağlanalım. Transform Data. Açılan ekran Excel içerisindeki Power Query Editor. Power BI desktop'taki çok benzeyen bir interface var ama arada ufak nüanslar olabilir. Peki diğer tablolara da bağlanalım. Buradan yapalım. Bu sefer new query deyip buradan database diyeceğim. SQL Server deyip aynı step'leri tekrarlayabilirim. Daha önce bağlandığım bir veri kaynağı olduğu için recent source'un altından bağlanmak daha hızlı olacaktır. Ürünler tablosunda istiyorum. Benzer şekilde müşteriler tablosunda istiyorum. Şimdi buradaki transformasyonlar kabiliyet M dili birebir aynı. DAX dili de birebir aynı. Çok ufak nüanslar var bazı fonksiyonlar arasında. Ama birebir diye düşünmek de çok yanlış olmayacaktır. Veri tarafıyla işimizi bitirdik diyelim, temizliğimizi yaptık. Devamında dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var Power Pivot'la çalışırken. Buradaki Close Load menüsünü açtığımızda Close Load'u değil, Close Load To you seçeceğiz ve diyeceğiz ki sadece bağlantı yap, only create connection, SQL sunucudan çektiğimiz verilere sadece bağlantı yapacaksın ve hangi halde bıraktıysak o çektiğimiz verileri, o verilerin tamamını veri modeline ekleyeceksin. Add this data to the data model. Şimdi veri modeli oluşturdum dedin. Nerede bu veri modeli? Data tabının altında Manage Data Model kısmına geçiyorum. Bu açılan ekran Excel'deki Power Pivot. Power BI Desktop'un Excel versiyonu. İlişki kurmamız gerekiyor. Benzer bir ekran burada da var. Diagram View'a geçebilirim. Ya da şuradaki ekranın en sağ alt kısmında bir ok var. Şurada bunu kullanıyor olabilirim. Aynı yere çıkacak. Diagram View dediğimde, dediğimizde karşımıza çıkan şey Power BI Desktop'taki benzeyen bir ilişki kurma ekranı. Satışlar tablosundaki ürün ID, ürünler tablosundaki ürün ID ile ilişkili. Satışlar tablosundaki müşteri ID, müşteriler tablosundaki müşteri ID ile ilintili. Veri modelini kurduk mu? Kurduk. Birkaç basit metrik yazalım. Önce Power BI Desktop'takinin benzeri şekilde birkaç farklı yerde yazabilirim metrikleri. Data View'a tekrar geri geliyorum. Buradaki formül penceresini kullanacağım. Diyeceğim ki satışlar 2 nokta eşittir. Syntax bir miktar farklı. Sadece eşittir değil. 2 nokta eşittir demek gerekiyor. Buradan sonra yazdığımız her şey DAX fonksiyonları. Neredeyse birebir aynı. Tutar TL diye bir sütunum var model içerisinde onun toplamını alacağım. Oluşturduğumuz metrik şuradaki kısımda karşımıza çıkacak. Bunun özelliklerini gene farklı yerlerden ayarlamak mümkün. Formatını belirlemek mümkün gibi. Peki bunu kaydediyorum. Ve kapatıyorum. Şu an Excel'de basit bir veri modeli var. İçinde tablosu olan, ilişkileri olan, basit bir metre olan bir veri modeli var. Bu veri modelini kullanarak biz herhangi bir pivot tabloyu veya chartı, grafiği nasıl ekleyebiliriz? Bunu da yapabileceğimiz birkaç farklı yer var, yöntem var. Insert tabına geliyorum. Buradan pivot table from data model. Oradan istiyorum. Mevcut sayfaya ekleyebilirim yeni pivotu veya yeni bir sayfaya ekleyebilirim. New worksheet. Okey dediğimizde karşımıza çıkan Pivot tablo mantığı Excel'in standart pivotunu değil, Power Pivot'taki veri modelini kullanıyor artık. Ben satışlarımı biraz önce yazdığımız metriği aynen Power BI Desktop'ta yaptığımız gibi herhangi bir müşteri veya ürün özelliği bazında kırıyor olabilirim. Mantık aynı ama kullanım şekli ve teknolojisi farklı. Bu da pivot tablo. Evet ama Excel'in kendi orijinal pivot tablosundan farklı bir pivot tablo. Ne farkı var? Bir veri modelini kullanıyor. Kim yönetiyor o veri modelini? Power Pivot yönetiyor. Şimdi Excel'deki Power Pivot özelliğini biz Power BI varken niye kullanalım? Lisansları bir tarafa bırakalım. Lisansımız yoksa Power Pivot'tan devam edebiliriz aynı mantıkla demiştik ama lisans olayını bir tarafa bırakalım. Biz Power Pivot'u Power BI'ye niye tercih edelim? Şimdi şirketlerin bir çok repetitif yani kendisini tekrar eden işler var. Gün sonunda bankalar misal size bir hesap hareket listesi gönderiyor, çek listesi gönderiyor, müşteriye bazı formatlar gönderiyorsunuz. Günlük, haftalık, aylık bunların formatları aynı. Bir sürü dosya. Şimdi ilk hatırlamamız gereken özellik Excel'deki Power Pivot eklentisi Power BI'deki veri modeliyle aynı teknolojiyi kullanıyor. Bu ne demek? Eğer çok büyük miktarda veriyle çalışıyorsak, Excel'in sadece kendi sayfalarında tuttuğumuz verilerle çalışıyor olursak tıkanırız. Bizim bağlantı yaptığımız satışlar tablosu küçük bir tablo değil, 30 milyon satırlık bir tablo da olabilirdi. 30 milyon satırı Excel'in herhangi bir sayfasına yapıştırmaya kalkarsanız genellikle patlar. O verilerle çalışırken, verileri işlerken Excel'de kullanabileceğiniz VBA gibi özellikleri dilleri kullanarak işleyebilirsiniz o verileri ama o da patlar. Büyük miktarda veriyle karşılaştığı zaman Excel'in kabiliyetleri belli bir yere kadar. Ama Excel'deki Power Pivotu dolayısıyla veri modelini kullandığınızda daha yüksek miktarda veriyle daha sorunsuz çalışmayı garanti ediyorsunuz. VBA kodları yazarak veri işlemek yerine Power Query ile çalıştığınızda daha temiz bir ekran, daha hızlı bir ekran elde ediyorsunuz. Veriyle daha hızlı çalışabiliyorsunuz. Eğer kendini tekrar eden buna benzer işlerle uğraşıyorsanız şirketlerde bu işlerin tamamını Excel'deki Power Pivot eklentisini kullanarak bir otomasyona bağlamak mümkün. Çünkü o tür işlemlerin sonuçları sizden genellikle bir Excel dosyası olarak isteniyor. Orada Power BI çok uygun olmayabilir. Daha yüksek miktarda veriyle sorunsuz çalışmak için daha yüksek miktarda veriyi sorunsuz transforme etmek için Excel'deki Power Pivot'u ve Power Query mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim.